Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce de söylediğim gibi şu bütün vezirlere gelen yarınlar hakkında konuşacağız. Bununla ilgili bir video çekecektik. Şimdi bunun hakkında detaylıca bir konuşalım. Şimdi nedir bu son günceleme gerçekten bunun hakkında konuşmadık. Oyunu büyük ölçüde değiştirecek bir yenilik oldu bu. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyunun resmen DNA'sını değiştirdi bu. Hani şu an henüz bütün vezirleri Yarenler falan gelmedi, cariyeler gelmedi ama yakında hepsine gelecek ve dediğim gibi oyunun kimyasını gerçekten değiştirecek. Şimdi bu nedir? Biz daha önce ne yapıyorduk ve bundan sonra neler yapacağız? Bunun hakkında konuşalım. Şimdi ilk başta 3 yıl öncesine bir geri dönelim arkadaşlar. 3 yıl öncesinde neler yapıyorduk? Yani oyunun ilk başlarında neler yapıyorduk? Şimdi hemen bir zaman yolculuğuna giriyoruz ve 3 yıl öncesine geri dönüyoruz. Şimdi ilk başta tabi şu Aymira Hatun'dur, Ilgaz Hatun falan, Jansire Hatun bunlar tabii ki yoktu. Ee, Cenovalı var mıydı? Evet vardı. İşte Florensalı Davut vardı. Erçil Hatun falan da yoktu. Karamurat, Yavuz Ali, Kılıç Ali işte. Yani neydi? İşte birkaç şu iyi vezirler vardı. İşte Karamurat, Hersek falan bunlar vardı. İşte Davinci falan yine vardı. Bir de muhteşemler ve yenilmezler vardı. Şimdi biliyorsunuz ki ilk başlarda gerçekten paye bulmak, işte özellikle süper paye bulmak falan bunlar gerçekten çok zordu. Yani kızıl eftaliye kazanmak ayrı bir güçtü. Onu fulllemek çok çok daha ayrı bir güçtü. Çok daha zordu. Ya mesela kızıl eftaliye kazanmak için atıyorum normal yükleme yapan bir oyuncusunuz. 6 ayda kazanabiliyordunuz diyelim ki. Ve bunu fulllemek de gerçekten bir 7-8 ay sürüyordu. Çünkü dediğin gibi süper pay ya da payı bulmak gerçekten çok zordu. Ama şu an geldiğimiz noktada mesela ben Eftalya'yı yani bir aydık bir birikimle gerçekten fullleyebilirim arkadaşlar. Yani şu saltanat yolu ya da yeni adıyla hükümran efsaneleri oradan topladığım süper payelerle veya da şu yeni gelen etkinliklerle mesela, mesela oradan topladığım süper payelerle çok rahat bunu fullleyebiliyorum. Şimdi biz ilk başta o zaman neler yapıyorduk? Tabii ki yenilmezlerden başlıyorduk. Şimdi yenilmezlerden başladığımız zaman mesela atıyorum ben Kılıç seçmişim. Bunu başlatıyoruz ve şuradan gördüğünüz gibi e, Yenilmez rozetleriyle 5 tanesini aldığımız zaman sol taraf %100 oluyor. Ve bunu sürekli de yükselttiğimiz zaman şöyle %200'e kadar yükselecek şekilde gördüğünüz gibi zaten benimki max. Bu şekilde yapıyorduk. Buna sadece güç kitabı basıyorduk. Şurada mesela 380 dolmuş zaten. Şurada da 380 dolmuş. Bu şekilde fulluyorduk. Bu bize 7 milyarlık bir güç veriyor. Hatta şöyle güç bölümüne alalım. Şöyle 7.2 milyarlık bir güç vermiş mesela bu. Mesela giriti almak için ya da işte final savaşlarına falan koymak için mükemmel bir şeydi. Hani biraz daha nostaljik olsun artık. Siz de eskileri hatırlayın biraz. Onun dışında mesela bunu fulluyorduk. Ee, bunu fulledikten sonra hemen muhteşem bir vezire geç diyorduk. Nedir bunlar? Mesela Yavuz Ali'dir. İşte Şems Ahmet falan, Hadım Sinan onları seçiyorduk. Ben Yavuz Ali'yi seçtim. Çoğu oyuncu da zaten bu veziri seçiyor. Şimdi bu oyuncuyu seçiyorduk. Uyum kısmına da geldiğimiz zaman %80'lik 4 tanesini açtığımız zaman %80 veriyordu. Ve bunu da sürekli 10 rozet vererek işte %10, %10 artırıyorduk. daması da şu şekilde oluyor. 45, 50, 50, 50 diye gidecek bu zaten. Bu da kaça kadar gidiyor diye 310'a mı sanırım evet 310'a kadar gidiyordu galiba bu da bu şekilde fullliyoruz bunda şu ana kadar daha fullemedik ama onun sonrasında ne yapıyorduk eskiden VIP toplayamıyorduk biliyorsunuz ki VIP puanları vermiyorduk görevler falan geldi işte son 1-1.5 sene öncesine kadar mesela yoktu bunlar işte şuradan mesela topladığımız ödüllerle şunlarla mesela şey yapabiliyoruz artık VIP 0 oyuncular bile VIP 3 4 çok rahat bir şekilde olabiliyor. E bu sayede ne yaptık? Mesela VIP 3 olan arkadaşlar Karamurat'ı kazanabiliyordu. Karamurat gerçekten o zamanlarda mükemmel bir vezir olarak gösteriyordu ve benim de gerçekten ya benim gerçekten göz bebeğimdi bu vezir. Şimdi ben bu veziri zaten gördüğünüz gibi 3 milyara yakın devlet gücü kasmışım. Şimdi bunu kasıyorduk. Bu 3 milyar o zamanlar gerçekten çok büyük bir rakamdı. Zaten hatırlıyorsunuz ilk Da Vinci'lerimiz işte 400-500 milyonla falan alıyorduk. Şu an 5-7-8 milyar 10 milyara kadar çıkıyor mesela Da Vinci'ler. Zar zor alabiliyoruz o da. 3 milyar yapmışız mesela gerçekten güzel bir skor. Bunlar mesela bize çok cazip geliyordu ve çok güzel ve mükemmel veziller diyorduk. Ya da atıyorum hersek bu şekilde gidiyordu. Daha sonra ne geldi arkadaşlar? Şu Neydi bu? Hanedan bekçileri geldi. Şu dört tane vezir geldi. Tabi ilk başta Ilgaz'dan başladık. Ilgaz falan geldi. Aa işte 60 yetenek. işte kendi hem cariye oluyor hem vezir oluyor. Onun haricinde işte güzel bir bonusu olabiliyor. Şurada mesela moral kısmı falan falan var. O dedik tamam bu süper muhteşem bir şey. Dedik ki bunlar mükemmel. E bunların dört tanesini de aldık. Dört tanesini de full artı full yaptık. Hem moral kısmı hem de yetenek kısmı olarak her şeyi fullledik. Bitti. Sonra şu Osmanlı fedaileri falan geldi. Bunları kasıyoruz. Yani şu an bunları bir tanesini aldım. Diğeri de yolda arkadaşlar. Onu da aldım. Onun da yakında videosu gelecek. Merak etmeyin. Evet dedik ki bunları alıyoruz. Bunları aldık. Bunlar da mükemmel. Daha mükemmel hatta vezirler, yüz yetenekli falan. E, oyun diyorsun ki artık gitgide gelişiyor. Mesela şu an mesela Karamurat'a geldiğimiz zaman ama Karamurat da kimmiş? Hmm, bunun yanında yani şu kaç yetenekliydi? 24 yetenekli, 24 yıldızlı, bu 100 yıldızlı. O bunun 4 tane katı katı diyorsun mesela. Evet haklısınız gerçekten öyle. Ama şimdi oyun tekrar başa döndü. Yani şöyle ilk başta mesela bu güncellemeden önce çok rahat size söylerdim. Yani e ben Kılıç Ali'dir, işte Yavuz Ali, bunlar muhteşemler, yenilmezler falan. Bunları ama geç Şunlar ılı varken, can varken bunlar kasılır mı derdim. Evet. Çünkü e, şunu da diyebilirsiniz. ılı hemen alacak mıyız? İşte yok. Zaten hemen alamıyorsunuz ama gerçekten 3-4 aylık bir süreçte iyi oynayan bir oyuncu çok rahat kazanabilir. Para yatırmadan bakın. Burası çok önemli. Para yatırmadan 3-4 ayda gerçekten çok rahat kazanabiliyor artık. Eskisi gibi zor değil bu vezirleri kazanmak. Şimdi her neyse şuna ufak bir yatırım yaparsanız ya da buna ondan sonra büyük yatırımları şuradaki vezirlere yapabiliyorsunuz. Mesela şuradaki. Bu şekilde derdim. Ama yeni gelen güncellemede artık bütün vezirlerin yarı ne oldu? Yani ne demek? Artık bunları da uyum şuradaki uyum yaptık ya 100, 100 burada 200 burada yüzde %300 uyumlu. Ayrıyeten bu arkadaşın bir de ekstradan cariyesi geldi. Bu arkadaşı ekstradan da cariye bonusuyla bunu daha da bonuslandırabiliyoruz. Mesela atıyorum burada 550'ye çıkardık bunu. Burada da 300 var. %850'lik bir bonus. Şu an bu hiçbir vezirimde yok bu bonus gerçekten. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Bunun da çok sıkıntılı bir şeyi var. Tek eksik noktası var. Şöyle şu cariyeleri yani bize illallah ettirmeden vermiyorlar arkadaşlar. Bunları kazanmak gerçekten Osmanlı fedailerini kazanmaktan daha zor işte vermek için türlü türlü oyunlar yapıyorlar işte yok dolaptır yok işte bilmem yatırım falandır i̇şte Sunucular arasında falan Ya arkadaş tamam ver işte yani ne uğraştırıyorsun ki sanki ben bu cariyeyi aldığım zaman bu Kılıç Ali'nin bütün yeteneklerini bütün cariye bonuslarını yüzde 500 yüzde 600 mı yapacağım e zaten o cariyi yine beslemek zorundayım ki yani en az 60 bin 70 bin 80 80.000 cazibe verip güzel bir bonus almalıyım ki e bunu zaten harcayacağım yani sen bana bunu direktmen verdiğin zaman ben direktmen artı 10 milyar denet gücü almayacağım ki yani niye direktmen vermiyorsun onu da anlamış değilim. Hani bunları da güzel bir rozetle yapıp işte bununla kaç rozetle alabiliyorduk 10 tane yenilmez rozetiyle alabiliyorduk İşte bunu da bir 50 taneyle yap yani ne olmuş yani. Hayır yani bu da ayrı bir konu çok saçma zaten. Her neyse bundan bahsetmeyeceğim zaten bu bizim konumuz değil. Benim demek istediğim konu şu aslında değinmek istediğim. Hangi vezirimizi ana vezir yapmamız gerekiyor bu şeyden sonra? Ha şunu da bahsedeyim şundan da bahsedeyim şunu da unutmayayım. Buraya da geldiğimiz zaman şu vezirleri de e, ekstradan bonus geldi arkadaşlar. Şu an ben bunu aktifleştirmedim. En yakın devlet gücünü de aktifleştireceğim. O da tahmin olarak 4-5 gün sonra gelecektir. Onu da hemen aktifleştireceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi ne diyorduk? Burada da bunu aktifleştirdiğimiz zaman %40'lık bir bonus verecekmiş. Şuradan zaten görebiliyorsunuz. Ha bu %40 niye %40? Çünkü her biri %10 veriyormuş. 4 tane var bunlardan biliyorsunuz. Ben 4 tane de sahip olduğum için %40 bonus alacakmışım. Şuradan da mesela yine aynı şekilde Jansere Hatun için de %40'lık bonus alacağım. Şimdi bu şekilde zaten bunların %30'luk bir bonusu vardı. E buradan da %40 bonus geldi. Ne etti? %70. Şimdi gerçekten bunlar güzel ana vezirler oldu. Evet. Mükemmel. Ama mesela Aymira kısmına geldiğimiz zaman Aymira Hatun işte bu bunların genel adı neydi? Osmanlı fedaileri. Heh. Burada da yine bir bonus gelmiş. Ama daha az gelmiş. Hani bunlar da %5. 3 tanesine sahip olunca %15 geliyormuş. Tamam. Ama bunun da e, diğer 4 göre daha güzel bir yanı var. Şurası moral kısmı. Bunun da 3 tanesine sahip olduğunuz zaman %100'lük bir bonus alabiliyorsunuz burada. Bende bir tane var %30. Bir tane daha zaten açacağım %60 olacak. En sonuncusunu da açtığım zaman %100'lük bir bonus elde edebilirim. Şimdi buradan direkt ben %100'de başladığımızı varsayalım. Buradan da 15 var zaten. %115. E burada neyimiz vardı? Ilgaz hatunumuz. %30'luk bir bonusla başlıyorduk. Ve şurada da %40 var. %70. Ama şunun da güzel bir yanı var mesela Ilgaz Hatun'un. Moral kısmına yine geldiğimiz zaman şuradan mesela güç bölümünü bunun direktmen yüzleri kısmını arttırabiliyoruz. Ve zaten bildiğiniz gibi de şuradaki rozetleri kazanmak, şu Ilgaz Hatun'un rozetleri ya da Canseri Hatun'un rozetleri kazanmak diğer Osmanlı fedaileri rozetlerinden kazanmaktan daha kolay. Yani gerçekten bu diğer rozetler çok zor. Şu an görüyorsunuz zaten 20 tanesi doldu. Bir tanesini açacağız zaten. Ama şu an değil. Her neyse mesela şuna bir tane mesela şuradan yüzde birlik arttırdığımız zaman şuradaki görüyorsunuz zaten yüzde bir arttırdığımız zaman bir tane rozet istiyor ve yüzde bir etki edecek. E, biliyorsunuz ki bu rozet çok zor kazanılıyor. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Hangisi ana vezir olarak kalmalı? Şimdi benim ana vezirim zaten şöyle hatta özellik kısmına basalım. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi benim ana vezirim Ilgaz Hatun. Niye? Çünkü ben buna kitaplarımı basıyorum. Niye kitaplarımı basıyorum? E, en yüksek bonusu veren bu Ilgaz Hatun. Yani şöyle, şu an bu %40 %40'lık bonusu açmama rağmen yine basıyorum. Bir de %40'ı alacağım. Oradan da ekstra bir bonus alacağım. Niye böyle? Çünkü şöyle, şuradan %30'luk zaten bir bonusu var. Şuradan da %13 ne etti? %143 şey %43 etti. Burası tamam. Ayrı bir bonusu ve bunun da zaten şeyi var, e, cariye bonusu var. Şuradan aşağıya girelim. Şimdi cariye kısımlarına da baktığımız zaman yüzde 586, 586, evet, hepsi 586. E buradan da yüzde 586 bonus var. Oradan da ne kadar vardı? Yüzde 43'lük mu vardı? E onları da eklediğiniz zaman işte yüzde yakın bir şey yapıyor mesela. Ya da yüzde 630. Mesela yüzde 630'luk bir bonus alabiliyorum. Bir tane kitap basacağım mesela. Binlik bir kitap bastığım zaman 7300 olarak devlet gücü olarak alabiliyorum mesela. Bu mükemmel bir şey. Bir de yeni sistemle de %40'ı eklediğimiz zaman %670 mi? Evet. %670'lik bir bonus elde edebiliyorum. Ha bir de şunlar geldi zaten. Şu kavaldır, davuldur bilmem nedir, zurnadır. Bunlar da geldi. E bunları da eklediğimiz zaman zaten yine bonusumuz artacak. Yani her türlü artık bonusumuz artıyor. Şimdi burada %670'lik bir bonus olduğumuzu kabul ettik, varsaydık. Aymira Hatun kısmına gelelim. Aymira Hatun'da şuradan da 3 tanesini açtığımızı varsayalım. %15'lik kısım var. Yine 3 tanesini açtığımız zaman da şurası da %100'lük kısım oluyor. Ne etti? %115. E şimdi ben bunun cazibesi Ilgaz Hatun cazibesi kadar değil açıkçası. Bu yüzden bunun şu cariye kısmı çok güçlü değil bu yüzden. Ya diyelim ki bunu da %550 yaptığımız zaman her birini öyle varsayalım. %550 artı 115 daha vardı. Ne etti? %665 etti. Şimdi öncekinde ne vardı? Ilgaz Hatun'da %670'lik bir bonus vardı. Şimdi bunda ne vardı? 665. Hemen hemen aynı. Hatta aynı olduğunu varsayalım. Tamam mı? Aynı olduğunu söyleyelim. Şimdi peki ben bu durumda hangisiyle yola devam, devam etmem daha mantıklı? Hani ilk başta da dediğim gibi şimdi ben bunun rozetlerini çok daha az kazanabilirim. Yani kazanmam çok daha zor olacaktır. Bu yüzden buradan arttırdığım zaman bunu çok az daha az arttırabilirim. Ama dediğim gibi Ilgaz Hatun'un şuradaki güç kısmını daha kolay arttırabilirim. Niye? Çünkü bunların rozetlerini kazanmak daha kolaydır. O yüzden bence yine Ilgaz Hatun'dan devam etmek yani şöyle Ilgaz Hatun demeyelim de hanedan bekçilerinden devam etmek daha mantıklı. Ha, zaten şunlar gitti. Yani bunlar artık yok. Yani bunlar öldü. Bunlara ekstra bir şey gelmiyor zaten. Bunları atlattık. Oralar 3 yıl önceydi. Veyahut da diğerleri işte. Ha şu da olabilir. Mesela Yavuz Ali'yi aldınız. Bunun da cariyesini açtınız. Ve sizin Yavuz Ali'niz de gayet mükemmel yıldızlanmış falan fullenmiş. İşte bununla %800-900'e kadar bonus aldınız. Bunu da yapabilirsiniz. Evet bunda da bir şey demiyorum ben. Hatta bunu yapabilirsiniz. Bunu yapın. Hatta daha güzel bir yöntemi var. Daha mükemmel bir şey var. Açılsa ortalık yıkılır. O kadar söyleyeyim. Şu Cenovalı mesela. Cenovalı şöyle. 5 tanesini aldığınız zaman %100'lük bir bonusu var. Ve her birinde de bir tane devşirme rozeti bastığınız zaman %10'luk bonus alıyorsunuz. Mesela ben 28 tane basmışım. %280 oradan. %100 de oradan. %380 almışım. Bir tane daha hazırda var. %390'lık bir bonusu var. Biz bunu yuvarlak hesapla %400 diyelim. E şimdi bu adamın şu an görüyorsunuz ki cariye kısmına bastığım zaman çok yakında diyor. Basamıyorum. Şimdi bu adamın bir cariyesi geldiğinde. Ve ben bunu güzel bir ekspledim. Cazibe verdim. Mükemmel bir şekilde seviyeye getirdim mesela. %550'ye getirdiğimizi varsayalım. Şimdi ne etti? 550 buradan. %400 de burada. %950 bir bonus elde edebiliyoruz. Ya bu zaten çok mükemmel bir şey. Hatta şöyle. Bazı oyuncular bunu... %1000'e yakın şu an bir bonus'a getirmiş mesela. Ondan bile bunu ana veziri kullanabiliyorlar. Bir de bunun carili kısmını düşündüğünüz zaman 1600 1700'lük bir bonus olduğunu düşünün. Yok abi ben şu an kafa gitti yani. Tasvir edemiyorum. Yani böyle bir şey olduğu zaman zaten bunun cariyesi geldiği zaman ve bunu kazandığımız zaman zaten bu bizim ana vezirimiz olacak. Ama biz şu anki koşullara göre konuştuğumuz zaman Ilgaz Hatun yani hanedan bekçilerini seçmek... Osmanlı fedailerine göre bir tık daha mantıklı oluyor. Özellikle son güncelemeden sonra bence onları seçmek daha iyi. Ve dediğim gibi zaten bunlara cariye geldiği zaman veyahut da Kızıl Eftalya hatta Florensalı Davut'a mesela buna ekstradan cariye geldiği zaman tabii ki bu daha mantıklı olacaktır. Çünkü hem buradan geliştirebiliyoruz hem de yaren kısmından geliştirebileceğiz. O yüzden bunları seçmek daha mantıklı. Evet bu aslında böyle bir değerlendirme videosu oldu. Bir yol gösterim, bir harita gibi bir şey oldu böyle. Ufak bir brainstorming gibi bir şey oldu bu. E, sohbet tadında bir şey oldu. Bunu ilk defa yapıyorum. Umarım keyifli olmuştur. Eğer bu tarz videoların değerlendirme videoları gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Çünkü sizden gelen geri tepkiler üzerine ben de bu yoldan devam edip etmeyeceğime karar vereceğim arkadaşlar. Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtiniz. Evet. Yeni gelen güncelleme hakkında söyleyeceklerimiz bunlardı. Bakalım ileride bu vezirlerin cariyeleri gelecek mi? Ne olacak ileride? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bu cariyeler daha kolay mı kazanılacak? Yoksa yine taktiğe mi verecekler? Daha zor mu olacak? Bilmiyoruz. Bakalım şu anlık süreçte söyleyeceklerim bunlar. Ana vezir olarak şu an değiştirmiyoruz. Ilgaz Hatun'dan devam ediyoruz. Ama dediğim gibi şunun cariyesi geldiği zaman veyahut da bunun o zaman işler değişir arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarımız bunlardır. Videoyu sonlandırmadan önce hemen güzel bir kampanyamızdan bahsedelim. Ondan sonra tekrar bir araya geliyoruz. Epikaleri ailesinden herkese tekrardan selamlar. Sizlere daha önce de anlattığım gibi Kurban Bayramı kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Kampanyamız iki bölümden oluşuyor. Birinci kısmı Huawei puan. Nedir bu Huawei puan? Yaptığınız bütün satın alımlarda %10 Huawei puan olarak geri kazanabiliyorsunuz. Bu satın alımlarınız 500 TL ve üzeri ise %15, 1000 TL ve üzeri de %20 Huawei puan olarak geri kazanabiliyorsunuz. Kampanyamızın ikinci kısmı da Fener kampanyası. Yaptığınız harcamalara bağlı olarak fener kazanabiliyorsunuz ve fenerleri de aşağıda gördüğünüz kuponlarla takas edebiliyorsunuz. Ne kadar çok harcama yaparsanız o kadar fener kazanabiliyorsunuz ve bu sayede de daha fazla kupon elde edebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirmek olacaktır. Ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki birçok kampanya promosyondan daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz. Aynı zamanda diğer oyuncularla da iletişim halinde olabiliyorsunuz. Ve en güzel yanı da aylık çekilişlere katılıp güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu AppGallery üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmek olacaktır. Herkese bol şans dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar değerlendirme videomuz bu şekildeydi. Umarım güzel bir söyleşi olmuştur. Güzel bir sohbet tadında iyi bir değerlendirme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hepinize keyifli günler dilerim.